Merhaba arkadaşlar. Kümeler 2 ile tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi birkaç tane tanımla başlayacağız, sonra hızlanacağız. Denk kümeler. Arkadaşlar denk kümeler A kümesi ve B kümesini ele alalım mesela. Eleman sayıları birbirine eşit olan sayılar denk kümelerdir arkadaşlar. A'nın eleman sayısı kaçtır? SA eşittir 3. SB eşittir 3. O zaman A kümesi denktir. B kümesine diyoruz ve bu işaretle gösteriyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Denk. Hemen altında eşit kümeler var. Eşit kümeler her şeyle birbirinin aynısı olan kümelerdir. Bakın hem eleman sayıları eşit 3 3 hem de elemanlar eşit. Yıldız 1 pardon üçgen 1 yıldız üçgen 1 yıldız. Tüm elemanlar eşit. Zaten dolayısıyla eleman sayıları da eşit. O zaman A kümesi eşittir B kümesine. Tamam mı? Bunlar iki küçük tanımdır. Sadece bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde bilseniz yeterli. Gelelim evrensel kümeye. Çok merak edilir. Acaba nedir denir? Çok da merak edecek bir şey değil. Niye? Evrensel küme sizin üzerinizde çalıştığınız bu bütün kümeleri içine alan en büyük kümedir arkadaşlar. Tamam mı? Bu kadar bir tanım bilseniz sizin için yeterli. A'yı, B'yi ve onların dışında olan elemanları da içine alan en büyük küme. Bir kümenin tümleyeni. Yani dışı. Arkadaşlar şunu unutmayın lütfen. Tümleyeni demek dışı demektir. O kadar. Örneğin şurada evrensel küme var. A kümesi var. A kümesi nedir diye sorsam hemen ne diyeceksiniz? A, B, üçgen. Peki A'nın tümleyeni dersem, bakın tümleyeni A'nın üstüne bir çizik atarak gösterilir. Tamam mı? Üstüne bir çizik atarsınız. Onun tümleyeni olur. A'nın tümleyeni A'nın dışı demektir. Bu içi mi? İşte bunu istemiyorum senden. Bu içini istemiyorum. Tamam mı? Dışını istiyorum. Dışında ne var? C, E ve D. İşte bu kadar. Tümleyeni demek, dışı demek. Hop. İlk sayfaya attık gitti. Buradaki örneğe bakalım. A kümesiyle B kümesini kesiştirmiş. Tamam. B'nin tümleyeni, yani B'nin dışını istiyorum. Bak dışını. B'yi istemiyorum. B'nin dışını istiyorum. Tamam mı? B'nin dışında ne var? 1 ve 2 var. 1, 2. Şimdi B şıkkında da diyor ki A kesişim B'nin dışı. Yani A kesişim B'nin tümleyeni. Şimdi Genco, burası A kesişim B değil mi? Evet. Ben senden bunun dışını istiyorum. Dışında ne var? 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6 ve 7. Tamam arkadaşlar? Tümleyeni dışıdır. Dışını istiyorum. Bunu anlayın. Aşağıdaki örneğe gelelim. Biraz daha karışık bir örneğe benziyor. A birleşim B'nin dışı E kesişim C. Şimdi önce A birleşim B'yi bulalım. A birleşim B bu mu? İşte senden bunu istemiyor. Bunun dışını istiyor. Dışında ne var? M ve N. Bu ikisi mi var? Tamam. Yani M ve N. Onu kesiştir diyor C ile. M ve N'nin C ile kesişimi neresi? Yine şurası. Dur. Yeşilleşeyim. İşte burası. Bu bölge hem C'nin içinde var hem de A birleşim B'nin dışında var. Doğru mu? Doğru. O zaman M, N. Kesişim ne demekti? Her ikisinde olan elemandı. Hem C'de olacak hem de burada olacak. Burada M, N var. C'de de M, N var. Demek ki her ikisinde M, N var. Evet. Şimdi gelelim şuraya. İki kümenin farkı arkadaşlar. Bakın şimdi. İki kümenin farkı. Şurada kesiştirdiğim iki kümeye bakın. Bunların birbirinden farklı olduğu bölgeler var. Şurası ve şurası. Bir de ikisinin birlikte sahip olduğu bir bölge var. O da burası. Şimdi bu bölge sadece A'dadır değil mi? Evet. Sadece A bölgesi bu şekilde A fark B olarak gösterilir. Yani A'da var ama B'de yok. Öyle bir bölgedir ki burası sadece A'nın içindedir, B'nin içinde değildir, tamam mı? Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. A eksi B. Yani bir nevi A'dan B'yi çıkar. Bakın hakikaten A'nın içerisinden B'ye ait olan bölgeyi çıkarıp attığınız zaman sadece pembe kısım kalır, tamam mı? A fark B demek A'da olacak, B'de olmayacak demek. Yani sadece A'da olan bölgedir. O halde burası da şurası da sadece B'de olan bölgedir. Buraya da o zaman B fark A diyebilir miyiz? Evet. B'de var bu bölge ama A'da değildir bu bölge. Sadece B'dedir. Peki burası nedir? Burası da her ikisinin kesişimi. Hop. Burasını da biliyorsunuz zaten. Burası da A kesişim.
B'dir. Tamam mı arkadaşlar? Sadece A, sadece B. Örneğimize bakalım hemen aşağıdaki. Diyor ki E fark L. Yani E kümesinden L'yi çıkar at. L'yi çıkarıp attığın zaman ne kalır? K, C ve R. K, C ve R. B şıkkında diyor ki L'yi al. L'den E kes, şimdi L'yi at. Şimdi atacağımız yer burası. Burası atılacak bölge, tamam mı? Neden? Fark demiş. Fark dediği zaman bir nevi çıkarma demekti. Burayı atıyoruz. E kesişimleri neresi? Burası. İşte burayı atacağız. Attığın zaman L'de ne kaldı? T ve İ. L'dekileri alacaksın. T ve İ. T ve İ. Bu da tamamdır. Oo, hızlı gidiyoruz. İkinci sayfayı da attık. Şimdi şu örneğe bakalım. Renkli bir örnek. Birkaç tane soru ard arda sormuşuz. A, B, C, D diye. 1. A birleşim C'nin tümleyeni. A ile C'nin tümleyenini alacağız. Yani A ile C'yi değil de dışını alacağız. Ne var dışında? Sadece 6. Sadece 6. Kesişim B. Şimdi sadece 6'nın B ile kesiştiği yer yine sadece 6. Çünkü hem 6'da hem B'de olan şey nedir? 6 zaten. Anladınız mı? Bakın A birleşim B'nin dışını aldım. A birleşim B'yi almadım. Pardon, A birleşim C'yi almadım. Dışını aldım. B şıkkı. B kesişim C'nin tümleyeni. Şimdi B ile C'nin kesişimi neresi? Burası mı? İşte sana diyor ki B ile C'nin kesişiminin dışı. Yani bu dışta kalan her şey. Hemen yazıyorum. 1, 2, 3, 6, 7, 8 ve 9. Tamam mı? Kesişimleri almadım. Onların dışında her şeyi aldım. C şıkkına bakalım. A fark B birleşim C. Ne demek? A'yı al, B birleşim C'yi at. Şimdi bakın. B ile C'yi attığınız zaman ne kalır? Sadece 1, 2. Gördünüz mü? Budur işte. 1, 2. Burada da C'yi al, A kesişim C'yi at demiş. A ile C'nin kesişimi neresi? Şurası. Doğru mu? İşte bu kesişimi atacağım. Bunu attığınız zaman C'de ne kalıyor? C'dekileri alacağım ya sadece. C'de bakın 7, 8, 9 ve 5 kaldı. 5 burada karalamışım, görünmüyor ama. Tamam mı arkadaşlar? Şu bölgeyi atıyorum. Bu bölgeyi attığım zaman C'de kalanları yazıyorum. 5, 7, 8 ve 9. Bu kadar. Şuraya gelelim bakalım. Ne diyor? Alt küme. Şimdi yeni bir kavrama geçtik arkadaşlar, alt küme diye. Alt küme nasıl bir şey bakalım. Şimdi size bir ana küme verilir. Bu ana kümeyi kullanarak üretebileceğiniz kümeler bu kümenin alt kümesi olur. Bunun içindeki elemanları alarak örneğin sadece A kümesi oluşturdum. Sadece B kümesi oluşturdum. Ve bir de ikisini birlikte alarak AB kümesi oluşturdum. İşte bu oluşturduğum 3 küme bunun alt kümesidir. Neden? Çünkü ana kümeden üretildiler. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bir de bilmemiz gereken şu var. Boş küme, bakın buraya dikkat edin. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Tamam mı? Boş küme her kümenin alt kümesidir. Dolayısıyla bu kümeden 4 tane küme üretilir bu şekilde. Tamam. Buraya gelelim. Örnekte diyor ki A kümesi A, B, C, D, E. B kümesi de B, C, E. Şimdi B kümesi A'nın alt kümesi mi? Arkadaşlar bakıyoruz. B'yi buradan almış, C'yi buradan almış, E'yi de buradan almış. Yeni bir küme oluşturmuş 3 elemanla. Doğru mu? Doğru. O zaman B kümesi alt kümesidir A'nın diye gösterilir. Şu alt küme işaretidir. Tamam mı arkadaşlar? Uçta kalan küme yavru kümedir. Bu geniş yerde kalan küme ana kümedir. Tamam mı? Bunu karıştırmayın. Hatta bir tane C kümesi de ben yazayım mı size? Bakın mesela A'dan alayım. A ve D'yi aldım. Bakın bu da bir alt küme oldu. Şimdi C kümesi alt kümesidir A'nın. Biraz da güzel yazabilsem ne güzel olacak. Tamam mı arkadaşlar? Hop, bunu da atıyoruz. Salla gitsin. Geldik son sayfaya. Alt küme sayısını bulmak. Şimdi arkadaşlar ben size bir küme versem, K kümesi. Bundan kaç tane alt küme çıkar desem, hepsini tek tek deneyecek misin? Bundan oluşturabileceğin bütün kümeleri yazacak mısın? Çok uzun sürer değil mi? O zaman bir formüle ihtiyacımız var. Çok basit bir formül var. 2 üzeri n. N kümenin eleman sayısıdır, tamam mı? Bu kümede kaç eleman var? 1, 2, 3, 4, 5.
yapacağınız 2 üzeri 5'tir. Eşittir. 2 üzeri 5 ne demek? 5 defa 2'yi yan yana çarp demek. 1, 2, 3, 4, 5. Oldu mu? Oldu. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 84. Dermişim. 32. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Demek ki K kümesinin 32 tane alt kümesi vardır. Bu sonuca ulaştık. Bir alttaki örneğe geçelim. A kümesi 1, 2, 3 ve parantez içinde AB 4 ve 5'ten oluşuyor. Güzel. 1 demiş ki B kümesi 2, 4 ve C olmak üzere B A'nın alt kümesi midir? Doğru mudur? Bakın bakalım. Hadi bakalım. Şimdi 2'yi A'dan almış. Evet. 4'ü A'dan almış. Tamam. Buradan da C'yi almış. Tamam. Evet. B A'nın alt kümesidir. Çok güzel. D kümesi öyle mi? D kümesi A 2, 3'ten oluşuyor. Bak şimdi arkadaşım. Dikkat et. Bak. Sakın bu numarayı yeme ha. Bak 2'yi buradan almış. Tamam güzel. 3'ü de almış. Güzel. Fakat A'yı nereden almış? Gidip A'nın içindeki bir kümenin içinden almış. Olmaz. Asla. Çünkü A kümesinin A diye bir elemanı yok. AB diye bir arada birleşik bir elemanı var. Tamam mı? Dolayısıyla bu bunun alt kümesi olmaz. Şu da eleman, alt küme değildir işareti. D alt kümesi değildir A'nın. Bu yanlış yani. Şimdi doğru oldu. Alt kümesi değil deyince. Boş küme alt kümedir A'nın diyor. Evet, boş küme her kümenin alt kümesiydi. Doğru. A'nın alt küme sayısı kaçtır? Çok basit be güzelim. 2 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 6 elemanı var. 7 demeyin bak. 1, 2, 3. Şu virgülle bir eleman ayrılır. 4, 5, 6 eleman var. 6, 2 üzeri 6 da nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2, 4, 6. 6 tane oldu mu? Çarpın bunları. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 tane alt kümesi vardır. Şimdi şuraya geçelim. Bir de öz alt küme diye bir şey var. Şimdi arkadaşlar, nasıl ki boş küme her kümenin alt kümesi ise, tamam mı? Her küme de kendisinin alt kümesidir. Çok doğal bir şey. Her küme kendisinin alt kümesidir. Neden? Çünkü ben bu kümenin elemanlarını kullanarak tekrar bunun gibi aynısını yazabilirim. O zaman her küme kendisinin alt kümesi olur. Öz alt küme diyor ki, hayır diyor, öyle olmasın diyor. Bir tanesini çıkaralım diyor. Tamam diyoruz. Seni mi kıracağız? 2 üzeri eksi 1. Formül bu kadar basit. Yani örneğin bir A kümesi alayım. 1, 2, 3, 4 elemanlı. Bunun öz alt küme sayısı 2 üzeri 4'ü bulursunuz önce. Nedir? 2, 2, 2, 2 çarptım. 16. Ondan 1 çıkaracaksınız. Tamam mı? 16 eksi 1 eşittir 15. 15 tane öz alt kümesi vardır. Tamam mı arkadaşlar? 15 tane öz alt kümesi olduğunu bilelim. Ve son örneğimize geçelim. Son örnek ne diyor? R kümesinin öz alt küme sayısını bulun. He, 2, 4, yani şunu boşuna yaptık. Burada varmış örnek. Neyse. 1, 2, 3, 4, 5. 5 eleman yok mu? Formül bu. 2 üzeri 5 eksi 1. 2 üzeri 5 nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 eksi 1. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8, 8, 16, 16 kere 2, 32. 32 eksi 1 eşittir 31. 31 tane öz alt kümesi vardır. Peki kaç tane alt kümesi vardır? 32 tane. Tamam mı? Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Kaldı mı? Bitti. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.